Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ben de az önce vefat eden MHP milletvekilimiz Sayın Hasan Kalyoncu'nun abisine Allah'tan rahmet diliyorum. MHP grubunun ve sevenlerinin başı sağ olsun. Evet, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, komisyon aşamasından bu yana bir cümlesini değiştirmeyi bırakın, virgülüne bile dokunamadığımız bir bütçeyi yaklaşık 8 gündür konuşuyoruz ve üstünde herhangi bir muhalefetin getirmiş olduğu bir değişiklik önergesi kabul edilmedi. Şu anda da görüştüğümüz bütçe Cumhurbaşkanlığı bütçesi. 2021 yılına göre Cumhurbaşkanlığı bütçesinin günlük harcaması 59 milyon lira. Devasa para. Yani dakikada 40 bin milyon lira bir parayı harcıyor saray. Ve benim konuşmam 5 dakika bittiğinde yaklaşık 205 bin lirayı harcamış olacak. Vatandaş yoksullukla, açlıkla mücadele ederken sarayın koruma ordusuna günde 870 bin, ayda 26 milyon 200 bin lira ödeniyor. Devasa para. Askeri ücrete vuracak olur isek 9275 tane askeri ücretlinin maaşı aylık korumaya gidiyor. Evet, iktidar sıralarından bu bütçeye alkışlar, tebrikler gırla gidiyor. Bir haftadır bu böyle. Ama bu bütçede işçiye, emekçiye, emekliye, memura ve dahi iş bekleyenlere en ufak bir müjde yok. Şimdi geçmiş günlerde burada bu bütçe için birçok şey söylendi ama geçmiş bütçelerde sayın bakanların bu hafta içerisinde yapmış olduğu konuşmalar üzerine bir derleme yaptım. O kadar özensiz hazırlanmışlar ki yanlış ve özensiz bilgilerle dolu. Bakın, Adalet Bakanı çıktı, dedi ki biz özgürlükler ülkesiyiz dedi. Bunu dedi, bir gün sonra mesleği sokak röportajı olan YouTuber'lar gözaltına alındı ve ev hapsi verildi. Şimdi siz ev hapsi vererek bu insanları işsiz bırakmış olmadınız mı? Ya da milletin sesini kısmış olmadınız mı? Yine burada Sayıştay belgeleriyle ortaya çıkmış olan 442 bin kişiye hak etmemiş olduğu halde özürlü aylığı bağlandığını Sayın Aile Bakanı reddetti, kabul etmedi, bizi yalanladı. Ama rakamlar ve gerçekler Aile Bakanlığı'nı yalanlıyor. Çevre Bakanı çıktı, dedi ki Salda Gölü ile ilgili herhangi bir şey demediniz, ben bekliyordum. Salda'yı tam koruma altına aldık dedi. Oysa ÖÇK bölgesi B tipi mesire alanında kır kahvesi, lokanta ve çocuk parkı, otopark gibi sistemlerin yapılabileceğini bize bahsetmedi. Bunların yapıldığında nasıl bir tam koruma olacağını size söylemedi. Ama siz çıktınız, alkışladınız. Yine Sağlık Bakanı buraya çıktı, dedi ki Türkiye sağlıkta atılım atıyor ama ben mesleğin içinden gelen biri olarak biliyorum ki 3 haftadır hastalar medikal malzeme eksikliği nedeniyle ameliyat olamıyor. Yine mesleğin içinden gelen biri olarak biliyorum ki tek kullanımlık disposable malzemeler 5 kere steril edilerek kullanılıyor. Ve bir maaş düzenlemesi getirildi. Bu maaş düzenlemesi de hayata geçirilemedi. Ama elimize ne kaldı? Sağlıkçıların arasındaki iş barışı bozulmuş oldu. İçişleri Bakanı geldi. Sabahleyin tüm Türkiye'de 160 terörist var dedi. Akşamına büyük bir hezeyan içinde 557 tane terörist sadece İBB'de çalışıyor dedi. Bunu anlamakta zorluk çektik. 2 gün yandaş basınınız bunun içindeki 6 kişiyi çarşaf çarşaf yazdı. İşte bunlar, işte bunlar diye. Dün arkadaşlar belgelerini gönderdiler. Kayıtları tertemiz. Yine buraya çıktı Ulaştırma Bakanımız. Sizde de gerçi kürsüler boş orada ama. Bir dünya alkış, pankartları kapan kapana. O kadar güzel alkışladınız ki ama gerçeklerden haberinizin olmadığını zannediyoruz. Bakın, sadece Osman Gazi Köprüsü için yatırım gideri, finansman gideri, ağır bakım gideri ve işletme gideri olarak toplam maliyet 2.3 milyar dolar. Ama Ulaştırma Bakanlığı'nın firmaya verdiği garanti 13 milyar dolar. Şimdi bunun neresinde hakkaniyet var, bunun neresinde başarı var? Son olarak Tarım Bakanı çıktı, burada bir görsel gösterdi. Evet, bunu sanırım hepiniz hatırlayacaksınız. Burada diyor ki buyurun.
Arpanın maliyeti 1.85. Alkışladınız bunu. Ama oysa Tarım Bakanı geçenlerde arpa fiyatını 1.75 olarak açıkladı. Yani çiftçiyi nasıl zarar ettirdiklerini, bilinçli olarak yoksulluğa, faize muhtaç ettiklerini bu kürsüde kabullenmiş oldu. Ha, Tarım Bakanı'nda bir gelişme var mı? Var. Bu sene sağ olsun kepek ekmedi. Tüm bunların sonucu olarak geldiğimizde aslında bir veriyi hatalı hesapladığınızda, ki bu kurum TÜİK, bütün veriler bozuluyor. Ne büyüme, ne istihdam, ne faiz, ne de reel kur doğru çıkmıyor. Ülke fakirleşiyor, millet yoksullaşıyor. AB'ye gireceğiz, Avrupa Birliği'ne vizesiz gideceğiz dediğiniz ülkede artık millet markete gidemiyor. Ama ilk seçimde sizleri bu iktidardan göndereceğiz. Bu kadim topraklara barışı, huzuru